Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programları tarafından 3. Geleneksel Siz Hayal Edin, Biz Gerçekleştirelim proje etkinliği ve Hayatımız Reklam afiş sergisi gerçekleştirildi. Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Enver Yolcu, öğretim üyeleri, proje paydaşları ve öğrenciler katıldı. Bizler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak öğrencilerimizden bu projeleri gerçekleştirmelerini istedik. Çünkü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nın misyonu iletişim becerisi yüksek, paydaşlarla etkin iletişim kurabilen, organizasyon bilinci gelişmiş ve sosyal sorumluluk uygulamalarını layıkıyla yerine getiren öğrenciler yetiştirmeyi ve bu alanlarda istihdam etmeyi amaçlıyor. Bundan dolayı da öğrencilerimizin almış oldukları teorik dersler yanında uygulama becerilerini geliştirmek adına bu sosyal sorumluluk projelerini oluşturmaları ve uygulamaları son derece önemli. Zira biraz sonra sizlere gerçekleştirmiş oldukları projeleri anlatacaklar. Fakat bu sadece projelerin fikir oluşturma aşamasından ibaret edilen bir süreç değil. Şöyle ki bu projeler sayesinde öğrencilerimiz öncelikli olarak başka takım arkadaşlarıyla çalışmak gibi ekip ruhunu yaşamayı öğrendiler. Paydaşlarla iletişim kurmayı öğrendiler. Sunum becerilerinin gelişmesi sağlandı. Ve bu anlamda da sosyal sorumluluk projesi uygulamaları kapsamında kendilerine önemli tecrübeler kazandırılmış oldu. Sadece eğitim derslerle sınırlı olan bir süreç değil. Aslında belki de daha da önemlisi derslerin dışında ortaya koyulan bu tür etkinlikler, sosyal veyahut bilimsel, sanatsal etkinlikler, bunların katmış olduğu tecrübe en az eğitim sürecinde verilmiş olan eğitimin katkısı kadar değerlidir. Bu anlamda bu etkinlikleri çok önemsiyorum ve sayısının da artmasını bekliyoruz. Bunu sadece yıl sonunda yapılan etkinlikler olarak değil, yıl içinde de bu etkinliklerin benzerlerinin devam etmesini bekliyoruz. Yapıyoruz ama daha fazlasını da yapacağız inşallah. 2 yıllık bir okulun yapabileceği etkinlikleri çok aştığımızı hatta düşündüm. Ama hiçbir zaman mükemmel diye bir şey yok. Mükemmeli yakalayabilmek için daha fazla da çalışıyor olmamız gerekebilir. Konuşmaların ardından Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk proje sunumlarına geçirdi. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim bu sene sosyal sorumluluk projeleri adı altında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin adı Çanakkale Savaşı sonrası Gaziler. Biz bu projeyle neslimizi yeniden tarihiyle tanıştırmak, barıştırmak ve bu kapsamda tarihimizi tanımamızı, gazilerimizin bilinmeyen öykülerini ortaya çıkarmaya amaçladık. Günümüzde daha çok Çanakkale Savaşları'nın anlatıldığı projelere yer verilirken söz konusu projede Çanakkale gazilerine değinilmiş ve gazilerin bilinmeyen öyküleri hakkında farkındalık yaratılmıştır. Bizler sosyal sorumluluk çatısı altında görme engelli vatandaşlarımızı ele alarak onlar için Konuşan Kitaplar adlı projeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu projede görme engelli vatandaşlarımızın kitaplardan faydalanabilmeleri, bireysel ve sosyal hayatlarında kendilerini geliştirebilmeleri ve en önemlisi diğer bireylere nazaran kendilerini eksik hissetmemelerini amaçladık. Biz KEDEV projesi olarak sokak hayvanlarının barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılayıp onlar için daha kaliteli bir yaşam oluşturmayı amaçladık. Proje kapsamında proje ekibi tarafından Çanakkale halkı ile birlikte Çanakkale çevresi içerisinde sokak hayvanlarını besleme ve bilinçlendirme çalışmalarını imza attık. Biliyoruz ki kentleşme süreciyle birlikte yaşam alanları daha da kısıtlanan sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı ve refah bir ortamda yaşayamadığını görüyoruz. Buna nazaran sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve daha refah ortamlarında yaşamasının da öneminin farkındayız. Bizim projemiz Down Sendromu Çocukları Topluma Kaynaştırma Projesi çapı altında Gülmek Sana Yakışıyor projesiydi. Amacımız Down Sendromu çocukların rehabilitasyon merkezinde aldıkları eğitimler dışında sosyal hayata da atılarak çeşitli faaliyetlerde yer alarak zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladık. Down Sendromu çocukların sosyal yaşamlarına destek olabilmek, çeşitli aktivitelerde yer alarak kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak amacıyla Çanakkale şehrinde de faaliyetlerin sayıca az olduğunu öğrendiğimizde
projemizi oluşturduk. Projemizi özetleyecek olursak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Down sendromlu çocukları ele aldık. Yaşlanma İnanılır isimli projemiz, Kalkınma Ajansı desteğiyle Çanakkale Belediyesi bünyesinde kurulan 65 yaş üstü bireylerimize resim, müzik, drama, spor alanında hizmet veren Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde düzenlenmiştir. Projemiz, Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ne hizmet alan bireylerin unutulmadıklarını hissettirmek ve onların mutlu olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesidir. Etkinlikte son olarak Hayatımız Reklam konulu afiş sergisi gerçekleştirildi.